Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe sayfasında da nokta atışı transferler başlığıyla sizler de görüyorsunuz. İsimler sıralanmış ve 3 adımda Fenerbahçe'nin detayları paylaşılmış. Dün de gazetelerde vardı Navas ismi, kaleye transfer düşünüyor Fenerbahçe ve isimleri şu anda listesinde Navas'ın ilk sırada geldiği ifade edilmiş. Ara transfer dönemi bugün başlıyor sayılı lacivertler. Gerekli takviyeleri hızlı bir şekilde yapmaya karar aldı. İlk imza Samet Akaydin'den gelecek. Kaleye tecrübeli bir isim arayışı devam ederken hücum hattı için Muriel ve Morelos gündemde. Sol beke ise 21 yaş altı yabancı aranıyor demiş gazete. Diğer taraftan da bir taraftan transfer haberleri ya da imzalar atılacakken diğer taraftan futbolculara moral yükleniyor Jesus. Derbi biter bitmez takımı etrafına toplayıp sadece bir maç kaybettiklerini dile getirmişti Portekizli hoca. İdmanlarda da nasıl onlar bizi yendiyse biz de onları deplasmanda yenebiliriz konuşması yapıyor. Yönetim de Samandıra'yı ziyaret etmeyi planlıyor. Jesus'un hedefi 6'da 6 hedef gösterdi Jesus ve önündeki Antep Ümraniye deplasmanı, ardından içeride oynanacak Kasımpaşa maçı ve diğer maçlara da baktığımız zaman deplasmanda Adana Demirspor, yine içeride Konyaspor ve 24. haftada da deplasman Kayserispor maçlarından 6'da 6 yapmayı planlıyor, hedefliyor Fenerbahçe ama gerçekten işinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle üst üste oynayacağı Adana Demir ve Konya maçlarının zorlu geçeceği aşikar diyelim. Fenerbahçe'den Roberto Firmino bombası. Derbide Galatasaray'a 3-0'lık sonuçta kaybeden Fenerbahçe'de moraller epey bozuk. Sarı lacivertler yapacağı takviyelerle birlikte yeniden şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarına başlayan Kanarya, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın renklerine bağladı. Savunmasını güçlendiren Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. Kanarya tüm dünyanın konuşacağı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Hedefteki isim Liverpool'un Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino. Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Son kararı Jorge Jesus verecek. Firmino iddiasını Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Murat Aşık da doğruladı. Brezilyalı yıldızın menajerliğini Rogun'un üstlenmesi ise dikkat çekti. Kanarya'da Rogun'un menajerliğini yaptığı birçok isim yer alıyor. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Liverpool'da 21 maça çıkarken 9 gol attı ve 4 asist kaydetti. Firmino Hoffenheim'den Liverpool'a 2015 yazında 41 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. Firmino santraforun yanı sıra 10 numarada da forma giyebiliyor. Brezilyalı futbolcu ülkesinin milli takımıyla 55 maça çıkarken 17 gol atma başarısı gösterdi. Jorge Jesus yönetime isim verdi. Süper Lig'in İtalyan yıldızını istiyor. Sarı lacivertli ekip devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak istiyor. Samet Akaydın transferinin ardından Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi. Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlerin bu sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergilenen İtalyan kanat oyuncusu Fabio Borini'nin peşinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede skorer bir kanat oyuncusu istediği iddia edildi. Fenerbahçe'de ara transfer döneminde elindeki yabancı oyunculardan ayrılan olursa Borini için resmi temaslar başlayacak. Fenerbahçe bilindiği gibi sezon başında Karagümrük'ten Emre Mor'u 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe Emre transferiyle başlayan iyi ilişkilerini Borini transferinde kullanmak istiyor. Karagümrük'ün İtalyan sol kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansa dikkat çekti. Borini 16 maçta forma şansı bulurken 9 gol ve 7 asiste imza attı. Toplamda 16 gole katkıda bulundu. Roma, Milan ve Liverpool gibi takımların formasını yiyen tecrübeli oyuncu Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Borini bu sezon müthiş bir çıkış yakaladı. Fabio Borini Süper Lig'de toplamda 57 karşılaşmada forma giyerken 21 gol attı ve 13'te asiste imza attı. Fenerbahçe yönetiminden resmi Altay Bayındır açıklaması. Sezona kötü başlayan ve peş peşe yediği hatalı gollerden sonra ağır eleştiriler almasıyla birlikte son Galatasaray maçının ardından tribünde bağ iyice kopma noktasına gelen Altay zor günler geçiriyor.
Fenerbahçe yöneticileri Altay Bayındır ile bir kriz yaşanmadığını ve yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirtseler dahi çıkan görüşmeler tıkandı. Altay gidecek, yabancı kaleci gelecek dedikoduları genç eldivenin moralini oldukça bozmuş durumda. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe yöneticileri Altay bizim için sıradan bir kaleci değil, takımımızın kaptanı. Bu iddialar ona ve takıma zarar veriyor. Biz onun toparlanıp eski çizgisini yakalayacağından eminiz. Yolları ayırma gibi bir düşünce de kesinlikle yok ifadelerini kullandı. Kaleci Altay Bayındır eleştirilmesine rağmen Süper Lig'de gol yemeden maç bitirme istatistiğinde hala ilk sırada yer alıyor. Sarı lacivertli Felebekçi bu sezon ligde kaleyi koruduğu 8 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Altay diğer 9 maçta ise kalesinde 20 gol gördü. Sarı lacivertler Altay Bayındır'dan da vazgeçmiyor. Yönetim ilk iş olarak kaptanın sözleşmesini uzatmak istiyor. Bu sayede Altay'ın da tamamen saha içine odaklanması sağlanacak. Kaleci transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılma planı da 24 yaşındaki Filebeksin'e kendisine olan inancının bitmediği mesajını vermek. Fenerbahçe'li yıldızı sürpriz talip. Fenerbahçe'de Ener Valencia bu sezon alınan galibiyetlerin baş mimarlarından biri olmuştu. Ekvadorlu golcü ligde 14 maça çıkarken 13 gol attı ve 4 asistlik performans sergiledi. 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi adına da forma terleten 33 yaşındaki forvet 3 maçta 3 gollük katkı sağladı. Sezon sonunda Sarı Lacivertlerle sözleşmesi bitecek oyuncunun adı birçok kulüple geçiyor. Son olarak Rekord'un haberine göre Luis Suarez'in Gremio'ya gitmesinin ardından Cruz Azul'un Fenerbahçe'den Ener Valencia'yı istediği aktarıldı. Ekvadorlu forvetin sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldı ve Fenerbahçe ile yeni anlaşmaya yanaşmadığı belirtildi. Bu yüzden de Sarı Lacivertli yönetimin bedelsiz ayrılmaması için yol ayrımına sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Ayrıca haberin detaylarında deneyimli golcü için Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklifler geldiği yer aldı. Ener Valencia'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'de Emre Mor krizi. Kariyerinin başında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, 19 yaşında Borussia Dortmund'da transfer olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı forma giyen Emre Mor, performansında yaşadığı büyük düşüşle Alman ekibinden ayrılarak önce Celta Vigo'ya sonra da Türkiye'de birçok takıma transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Volkan Demirel ile birlikte Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren ve geçmişteki performanslarına nazire yapan Emre Mor, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak 25 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivertler'de bir türlü istenilen performans sergileyemedi. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Emre Mor'a son oynanan Galatasaray derbisinde hiç süre vermedi. Deplasman maçlarında sonradan oyuna dahil ettiği Emre Mor, yedek kulübesine hapsoldu. Yıldız oyuncu bir türlü beklenen performans sergileyemedi. Öğrenilen bilgilere göre Jesus, büyük beklentilerle transfer olan Emre Mor'u ligde ilk 11'de düşünmüyor. Sarı lacivertlerde 22 maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmaların yarısında ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde 1 gol 1 de asist yapan 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa maçlarında 2 gol atmayı başardı. Yıldız futbolcunun bu sezon 3 gol 1 asisti bulunuyor.